Güzel. Neyi arıyor bu saatte? Üf anne. Alo. Telefonum sessizdeydi. Duymamışım. Merak ettim, ne oldu, gittiniz mi? Çoktan geldik. Simay'ın ailesiyle neler oldu? Vallahi sorma ya. Ne olmadı ki? Kızdılar mı çok? Kıyamet koptu. Hazırdınız zaten ona. Vallahi bu kadarına hazır değildim. Ay çok mu fena? Doğru düzgün anlatsana ya. Yani Cemre... Yani hangi birini anlatayım bilmiyorum ya. Acayip bir geceydi. Ne oldu resmen? İşler yoluna girdi mi sonunda? Sen onu söyle. Sen asıl matrağı dinle şimdi bak. Simay hamile değilmiş biliyor musun? Ne? Öyle. Bebeği benden gizlice aldırmış. Aa, hadi ya. Ya da bebek falan hiç yoktu ortada yani bilmiyorum ama. Belki de bana öyle söyledi yani. Vallahi neye inanacağımı şaşırdım ya. Seninle evlenebilmek için numara mı yapmış? Oyuna geldik. Ne olacak şimdi? Ne oluyor? Bilmiyorum, bir şey düşünecek durumda değilim şu anda. Halledeceksin herhalde değil mi? Neyi hallediyor? Eski halimize döneceksiniz. Annem mi var yanında? Bir dakika. Anne izin verir misin? Bir şey konuşuyorum. Benden gizli ne konuşuyorsun onunla? Anne lütfen. Yemeğe çağırayım istersen. Vallahi gebertirim ha. Tamam sustum, konuş hadi. Affedersin. Gerçekten ne yapacaksın? Böyle devam etmeyecek herhalde değil mi? Sağ olun. Ben şu an konuşacak durumda değilim. Sonra görüşürüz. Tamam. Fırsat bulursan ara yine, tamam mı? Bak merak ediyorum. Neymiş merak ettiği? Çok merak ettim. İşi pek iyi gitmiyormuş da. Başka bir şeyler düşünecekmiş. Hoş geldiniz. Kimsin, nesin bilmiyoruz ama gelip karşımıza böyle çıktığına göre gözü kara bir şeysin belli. Kızı nasıl kandırdın da ailesine bu kadar saygısızlık yapabildi, onu da bilmiyoruz. Biz bu kızı okuması için gurbete gönderdik. Ben baştan beri istemiyordum. Yanlış yapıp duruyorsun diyordum abime. Ama abim çok güveniyordu kızına. Ulan adamı. Yıktınız. Katil ediyordunuz neredeyse. Simay bizi çiğnedi geçti. Artık onu affetmek diye bir şey yok. Bitti. Ama böyle dedik diye de kızı hepten sahipsiz sanıp ezmeye kalktı. Karşında bizi buluruz. Yediniz bir altı evlendiniz. Bu kız artık senden sorulur. Kadına zarar gelirse hesabı senden sorulur. Kız kendini senin önüne atacak kadar seviyor belli. Ailesini karşısına alacak kadar cesaret ediyor.
kıza sakın kazık atmaya kalkma. Böyle bir şey yaparsan bu sefer işi abime bırakmam. Ben çökerim Kutlu Hanım. Eğer Simay sözünden dönecek olursa o da aynı şekilde cezasını bulur. Artık sizin dönüşünüz yok. Simay bitmiştir bizim için. Onun sorumlusu sensin artık. Bizim kitabımızda boşanma diye bir şey yazmaz. Anladın mı? İkiniz de ayağınızı denk alın. O kızı kimseye muhtaç etmeyeceksin. Üzerine gül koklamayacaksın. Her ne olursa olsun bu kapıya bir daha göndermeyeceksin. Yanlış yapan eğer o olursa hesabını kendin görmeyeceksin. Zaten o durumda işi sana bırakmayız. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz. Bütün diyeceklerim bu kadar. Şimdi defolun gidin. İkinizin de yüzünü görmek istemiyoruz. Anladın mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.